Arkadaşlar selamlar. Geçtiniz mi kış lastiklerini? Ama sıcaklıkta 20 derece oldu canım. Yani bu sıcaklıkta lastik mi takılır? Demeyin çünkü dalgalar başladı. Şehirler arası yolculuk yapacaksanız zaten takın diyoruz. Gece gündüz sıcaklık farkları oluşuyor. Bölgeden bölgeye değişiyor. Bir de ara ara soğuk dalgalar geliyor. İşte şimdi bugünlerde ısınıyoruz. Haftanın ikinci yarısında soğuyacağız tekrar. Sonra arkasından bir daha ısınma var. Sonraki gelecek aralıkla beraber gelecek soğuk dalgaysa biraz daha sert, biraz daha sürprizli olabilir. Sürpriz diyoruz. Herhalde sürprizin sürpriz dememizdeki kasıt neden ne? Sürprizden herkesin anlayacağını biliyoruz zaten. Ama sadece sürpriz dememiz hani olabilitesini, olabilme ihtimalini şey yapıyoruz. Yani sistem çünkü bir ayın 29-30'u gibi görünüyordu. Şimdi 2-3'ü gibi görünüyor. Biraz ileri gitmiş durumda. Takip ediyoruz. Bunun aynısını vereceğiz ama o aralıkta biraz öncesinde biraz sonrasında sert bir sistem görünüyor. Takip ediyoruz. Şimdi yolda olacak herkese dikkatli olun diyoruz. Kış koşullarına dair bugünlerde gerekli donanım araçlarınızda olsun. Şimdi yarın salı günü yağışlar etki alanı daraltıyor ama yine var. Edirne dolaylarında var. Marmara'nın güneyinde, Çanakkale çevrelerinde var yerel yağışlar. Karadeniz'de var bölgesel geçişler şeklinde. Ama çarşambadan itibaren sıcaklık böyle tepeden aşağı inmeye başlarken gök gürültülü sağanaklar geliyor. Marmara'ya geliyor. Ondan sonra Ege'ye geliyor. Akdeniz'e geliyor. Yurdun büyük kısmına geliyor. Perşembe günü bakın orta ve batı bölgelerin büyük kısmında yağış var. Doğu Anadolu'da yağışlar var. Güneydoğu'ya yağışlar geliyor ama en kuvvetlisi Marmara'da. Kuzey Ege'de, Batı Karadeniz'de. Gök gürültülü, sağanak şeklinde, kuvvetli sağanaklar şeklinde yine su baskınları yapabilir. Perşembe günkü yani 22 Kasım'daki yağıştan bahsediyoruz. Arkasından ayın 23'ünden itibaren 28'ine kadar yaklaşık bir 4 gün, 5 gün yurdun büyük kısmı yağışsız. Parçalı bulutlar yoğunlaşıyor, sıcaklık çok yükselmiyor, arada bir yükseliyor, iniyor falan. O nedenle biraz bulutlar var, arada güneş var falan ama genel anlamda çok geniş bir alanda kendini gösteren bir yağışlı sistem yok. Ayın 28'inden itibaren Akdeniz üzerinden geliyor. İşte bu geçenlerde Bodrum'da biliyorsunuz, Didim'de yani Muğla'nın Aydın'ın kıyı ilçelerinde falan biliyorsunuz sel meydana geldi ve bu aşırı yağış Akdeniz üzerinden gelen bir sistemdi. Ilık havayla beraber, sıcaklık tırmanışıyla beraber geldi. Burada da ayın 28-29'unda beklediğimiz yağışlar sıcaklık tırmanışıyla beraber geliyor. Ege'de, Batı Akdeniz'de, Güney Ege'de, Batı Akdeniz'de çok kuvvetli. Oradan yurda yayılacak. Ve arkasından da işte yeni ayın, aralığın ilk günlerine itibaren ise bir sistem girişi olabilir. Soğuk bir sistem. Takip ediyoruz. Şimdilik sert görünüyor. Ayrıntıları aktaracağız. Şöyle genel bir toparlamayı hızlı bir şekilde yapacak olursak. Bu haftanın ilk yarısında ılız, ikinci yarısında seriniz. Çarşambadan itibaren yağışlar geliyor. Perşembe günü Marmara'da çok kuvvetli. 23 ile 28 arasında yurdun büyük kısmı yağışsız. 28-29'unda da Ege, Akdeniz üzerinden yurda yayılacak yağışlar geliyor. Ay sonunda da soğuk geliyor. Nasıl? Bir cümle değil de bir nefeste toparladık. Anlatacaklarımız bunlar. Önümüzdeki hafta yine buluşacağız. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın diye hatırlatıyoruz tekrar. Hadi görüşelim, hoşça kalın.